Türkiye, Küba ile birlikte ortak kanser aşısı üretecek. Küba'dan üst düzey bir heyet Ankara'ya geliyor. Türkiye-Küba Ortak Çalışma Grubu kanser aşısının yanı sıra ortak ilaç üretimi için çalışma yapacak. Amerika ülkesi Küba son yıllarda kanser tedavisindeki başarısıyla ön plana çıktı. Ülkede yüksek oranda akciğer kanseri yaşanması nedeniyle araştırmacılar 1990'ların ortasında kanser aşısı üzerinde çalışmaya başladı. Geliştirilen aşı 5000'den fazla hastaya uygulandı, olumlu sonuçlar alındı. Küba her yıl akciğer kanseri aşısı olmak isteyen yüzlerce hastayı ağırlıyor. Yani insanlık için muhteşem olur. Böyle ben de aklımda tasarlıyordum, Küba'ya nasıl giderim tedavi için. Çok da merak ediyordum yani. Ben de özofagus kanseri, memek borusu tedavi alıyorum. Şu an konsültasyondayım. Bu hastalık zor bir hastalık. Çok zor. Durumu iyi olmayanlar için, benim gibileri için mesela çok zor. Türkiye'de kanser tedavisi için Küba ile işbirliği yapacak. Sağlık Bakanlığı Küba ile kanser aşısı ve ilaçların üretimi konusunda çalışma grubu oluşturulması kararı aldı. Ben de onu takip ediyordum zaten. Keşke hani gidebilseler, çünkü çok zorluk yaşıyorlarmış. İyi bir şey diye düşünüyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cenevre'de Küba Sağlık Bakanı ile görüştü. İşbirliği kapsamında Küba'dan üst düzey bir heyet bu hafta Türkiye'ye gelecek. Ortak aşı üretimi konusunda çalışma yapılacak. Bir umut tabii ki, illaki her insanların fayda bulması, sağlığına kavuşmasına kadar güzel bir şey. Biz hep gördükçe çok üzülüyoruz. İki ülke aşının yanı sıra ilaç üretimi konusunda da ortak hareket edecek. Kanser ilaçlarıyla birlikte diğer ilaçların da geliştirilmesi ve üretimi sağlanacak. Bir kişi kurtarsak demiş, mutlaka en güzel hediye odur. Türkiye ile Küba arasında ortak ilaç üretiminin kısa sürede başlaması bekleniyor.